Yani bu anlamda küçük büyük demeden Türkiye Kuzey Kürdistan coğrafyasında işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin nerede bir demokratik, ilerici, devrimci mevzisi olana kazanımı varsa bunu tereddütsüz sahiplenmek durumundayız. Tereddütsüz olmak durumundayız ve tereddütsüz büyütmek durumundayız. Bunu başardığımızda bu bilinci, bu perspektifi ve bu politik sorumluluğu hayata geçirdiğimizde ancak güçlü bir ortak mücadele sistemini yaratabiliriz. Bunu eleştiriyorum. Son olarak bitireyim. Yani bu anlamda şeye de değinmedim, geçemeyeyim. AKP-MHP faşist iktidarının tarihsel ve güncel bağlamı içerisinde Kürt ulusuna dönük stratejik saldırganlık, imha, işgal, asimilasyon politikaları saldırganları bu yıl daha boyutlu bir içinde devam etmektedir. İçte yani Kuzey Kürdistan'da olduğu gibi Güney Kürdistan ve Rojava'da da Kürt ulusunun bütün demokratik kazanımlarını, mevzilerini yok etmeye dönük stratejik bir işgal ve saldırganlık gerçekliğiyle karşıyayız. Bu anlamda bu işgal ve savaş gerçekliğine karşı eder. Bütün anti-emperyalist güçleri, devrimcilerin, tutarlı demokratların, aydınların net bir tutum ortaya koyması gerekiyor. İşgal ve savaş saldırganlığına karşı da topyekun bir mücadele cephesi ve tutumuyla hareket etmek gibi tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Savaş siyaseti, savaş önce erkek egemenliğini inşa eder. Önce hayvanlardan başladılar çünkü en güçsüz onlar. Bakın katliamları örgütlüyorlar. O zaman demek ki bu savaş siyasetine, bu katliamcı zihniyete karşı birleşik mücadeleyle yükseltmeliyiz. Mahir arkadaşın dediği gibi NATO'yu 2026'da burada yapacaklarsa en önemli mevzileri Türk Devleti'dir, AKP-MHP iktidarıdır. Ama bu devrimi 2026'ya bırakmamak gerekiyor. O yüzden bu baskıcı politikaya karşı mücadele etmeliyiz. Halaya saldırmasının nedeni budur. Kürt diline saldırmasının nedeni budur. İşçi sınıfına bu kadar hakları vermemeye çalışmasının nedeni budur. Ama Kartuş Sağ'daki gibi öyle Sabancı'nın eli gelir, eliyle vurdum der bu Türk polisi. O zaman demek ki Kartuş Sağ'daki gibi direnmeliyiz. Rojava'daki gibi kadın devrimi ve özgürlük mücadelesiyle direnmeliyiz. Hapishanelerdeki mücadeleye sahip çıkmalıyız. Yoksullaşma krizini ve yoksulluk mücadelesini, bu işsizlik, geleceksizlik mücadelesini ancak böyle yiyeceğimizi belirtiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüz doğru ama direnenler var ve direnmeye de devam edeceğiz. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm. Normalleştiren, demokratikleştiren aslında Amerikancılar, sermaye uçakları. Bu yapılması gereken artımsız uçakların, artımsız hükümetinin, muhalefetinin sahte uçama partilerinden bağlanmasıdır. Emekçi, işçili, alevi, kürdü, kadınların hükümeti kendi bağımsız uçaklarımızdır. Şimdi baktığımız zaman aklı duran tecrübe. Kürsün tüm parçalarına türlü türlü operasyonlar yapılıyor. Kürcü izledik yasaklar katlanılıyor. Irak'la Türk devletinde kirli bir güvenlik anlaşması imzalanmaya çalışıyoruz. Biz burada ne barışı dememiz çok mümkün. Tabii böyle bir sermayeyle, kurucuğumuzu ile, onun devletiyle, onun hükümet hakikatiyle ve barışı olmayacağını söylemek, normalleştiğinin olacağını söylemek demek. Bu yani şöyle bir yılın sonuna ve toplumdan hevesli düşmemesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biz Türkiye sınıf mücadelesini, ekmek ve adalet mücadelesini, demokrasi mücadelesini, barış mücadelesini, Kürt meselesini konuşmadan konuşamayız. Savaş politikasını konuşmadan konuşamayız. Ama biz bazen bunu yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik kriz. Peki bu krizin nedeni ne? Niye bu ülkenin tüm olanakları, bakın Türkiye çok zengin bir ülke. Niye bu zenginlikleri sadece %10.
cebine gidiyor. Niye insanlar bir kısmı açlığa mahkum edilirken bir kısım zengin? Yani bütün bunları biz tartışmak zorundayız. Bütün bunların ortasında duran şey Kürt meselesi. Kürt meselesinin devlet konuşulmasını istemiyor. Bizim bazı arkadaşlarımız da devlet bir de bu alana sürekli baskı uyguluyor ya arkadaşlar. Gözaltı, tutuklama, parti kapatma, her türlü düşünce ifade özgürlüğünü o terörizm duvarına çarpıyor. Şimdi terörizmle mücadele. Yakın gelecekte de feminizmle mücadele olacak ileride. Değişiyor devlet için. Her şey gidiyor o terörizm duvarına çarpıyor. Neden? Sokakta konuşuyorsun, bak röportaj veriyorsun, vay terörle mücadele, propaganda yaptı bilmem ne. İşte insanlar korkuyor. Çıktığımdan beri bakıyorum, diyor ki korkuyorum söylemeye, itirazını söyleyelim. Çünkü başına ne geleceğini bilmiyor. İşte o bir tane en son sokakta röportaj yapan kadını, değil mi, gözaltına aldılar, bıraktılar. Neden? Çünkü toplumu korkutuyorlar. O mesele sadece bir mesele değil. O yüzden de toplumu sessiz, dilsiz kılıyorlar. Sessiz. Çünkü diyor ki görünmezsen yoktur. Ses yoksa şey de yok. O yüzden bakın